Hello. Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tuzlu kurabiye yapacağız. Gerek akşam çay içerken, gerek misafirleriniz geldiğinde kullanabileceğiniz çok güzel bir tarif. Ama tarife geçmeden önce size evimdeki birkaç değişikliği göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu yazı yoktu. Ve bu da benim kendi yaptığım çiçek. Bunu daha detaylı göstereyim sizlere ve birkaç tane çerçeve aldım Trendyol'dan. Yine eğer isterseniz linklerini ekleyebilirim şu şekilde. Paylaşmak istedim sizlerle de. Ben seviyorum. Özellikle mutfakta vakit geçirmeyi sevdiğim için mutfağımı süslemek istedim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi beraber tuzlu kurabiyemizi yapmaya başlayalım. Öncelikle tereyağımızı koyuyoruz. Tahminen 100 gram tereyağı koyduk. Ardından biraz sivilya koyacağım. Evet, tahminen yarım çay bardağı kadar sivilya koydum. Ardından yumurtamı koyacağım. Bir tane yumurta kullanıyorum ben bunu yaparken. Biraz sirke. Tahminen 1 çay kaşığı kadar sirke koyuyoruz. Evet, yine isterseniz biraz daha fazla koyabilirsiniz. Güzel bir kan sıkıntı. Yine 1 çay kaşığı kadar tuz. Ve 1 çay kaşığı kadar da şeker. Yine dediğim gibi yapışmanız kurabiyenin boyutuna göre fazla olmayacak. Bu miktarları değiştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi eşit miktarda koymanız gerekiyor. Çünkü tadında değişmeler olabilir. Özellikle tuzu ve şekeri eklerken. Şimdi de hamur kabartma tozunu ekliyoruz. Bunları elimle bir güzel karıştıracağım. Ardından unumuzu ekleyeceğiz. Tereyağımız oda sıcaklığında olması gerekiyor ki çabucak eriyebilsin. Mikrodalganız varsa mikrodalgada da tahminen 30 saniye kadar ısıtmanız yeterli olacaktır. Şimdi ununu ekliyorum. Unumu şimdi bir bardak ekledim ama tahminen 3 bardak kadar olacaktır. Zaten bunu göz kararı kendiniz de yapabilirsiniz. Şimdi bir yoğuralım ve görelim. Orta yumuşaklıkta olması gerekiyor lahanamızın. Eğer çok sert olursa zor çekeceğiz. Dediğim gibi orta yumuşaklıkta olduğunda kolaylıkla şekil alacaktır. Evet, iki buna yakın olduğunda hemen hemen yumuşak, çok yumuşak bir kıvamda oldu. Tahminen 1,5 su bardağı kadar vidalı ekleyeceğim. Ve son halini sizlere göstereceğim. Arkadaşlar dediğim gibi 3 bardak un aldı. Tam istediğimiz kıvamda. Şu an ne çok sert ne çok yumuşak. Ortalama bir kıvamı var. Bu şekilde olduğunda daha kolay şekillendirebiliyoruz. O yüzden bu önemli bir detay. Lütfen buna dikkat edin yeterken. Ben kabımdan aldım ve masalı yoğurmaya başladım. Çünkü kapta belli bir süre sonra yoğurmak zor oluyor. Ve birbirine karışması daha kolay oluyor böylece. Şimdi bir bütün haline getireceğim. Ve hamurumu görerek sizlere nasıl şekillendirdiğimi göstereceğim.
arkadaşlar, böyle bir aparatım var. Bunu nereden almışım? Metrodan aldım. Gayet de uygun fiyat var. Bu şekilde bölüyorum. Çünkü yarısıyla farklı bir kurabiye çeşidi yapacağım. Diğer yarısıyla da uzun sütlar elde edeceğim. Şimdi şekillendirmelerimize başlayalım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurumuzun diğer yarısıyla da çorba koktu ve kırmızı toz biber gibi kurabiye yapacağız. Hemen sizlere gösteriyorum. İlk öncelikle kırmızı toz biberimizden tahminen 2 kaşık kadar dökmemiz gerekiyor. Ardından çorba kutumdan da 3 kaşık yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi ben bunu elimle yoğuracağım ve şekilleyeceğim. Onları sizlere çekeceğim. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle kırmızı bir renk aldı ve çorba kapları içinde güzel bir şekilde doğruldu. Şimdi şekil vereceğiz. Ardından üzerlerine yumurta, sarısını sürdükten sonra 200 derecelik fırında 30 dakika pişireceğiz. Olarak göstereceğimi söylemiştim. Şu şekilde yaptım ben. Bunlar hasır ipten yapıldı. Ve üstünde yine hasır renk olan bir boncuklarla çevirdim. Ardından bunları zaten her yerde bulabilirsiniz. Ben bunu Migros'tan almıştım. Cansız çiçekler, rengarenk. Evime güzel bir hava kattı bence. Evet. Arkadaşlar, kurabiyelerimi şekillendirme aşamasını tamamladım. Şimdi bir yumurta sarısını kurabiyelerimizin üstüne süreceğiz. Ardından gördüğünüz açık renkteki hamuruma çorba kotu serpeceğim ve fırına yollayacağız. Yine son aynı sizlere çekeceğim.
kurabiyelerimi kurabiyelerin üzerine sürdüm. Şimdi çörek otunu ekleyeceğim. İsteğe bağlı olarak susam da ekleyebilirsiniz. Ben evde şu an çörek otu bulunduğu için çörek otunu tercih ettim. Ardından fırına yollayacağız. Daha sonra son halini hep birlikte göreceğiz. Son olarak çörek otlarını da ekledim. Şimdi fırına yollayacağım. Arkadaşlar, bana destek olmak için abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum.